Herkese merhabalar arkadaşlar. Bizim için ve bu 190E için bence çok önemli, tarihi bir ana eşlik ediyoruz hep beraber. 28 yıl aradan sonra bu otomobili yollara çıktığı yere geri getirdik. Şu anda ben Mercedes-Benz Türkiye'nin genel müdürlüğünün bahçesindeyim. Burada bu otomobil yollara çıktı, Türkiye'yi dolaştı, sonrasında otomobil dünyama geldi. Gündelik kullanılabilecek bir hale geldi. Mümkün mertebe orijinaline sadık bir yapıya büründürmeye çalıştık. Ve 28 yıl sonra bakalım bu otomobil nasıl bir kıvama geldi. Bugün bu otomobili detaylıca test ediyor olacağım. Tabii ki 190E de C serisinin atasıydı. Yani 28 yıllık bu süreçte günümüze kadar C serisi çok daha farklı formlarda ve tasarımlarla karşımıza çıktı. Bu otomobil C serisinin selefiydi ve C serisinin esasına baktığınız zaman aynı benzer, çok benzer ölçülerine sahipti o günlerde ve günümüze kadar da bu ölçüleri korumaya devam etti C serisi. Bu arada 190E'yi yenileme sürecini anlattığımız projemizin ilk 3 bölümünü hala izlemediyseniz bu video içerisindeki bağlantılardan o projede ulaşabilirsiniz. Yani restorasyon aşamasını detaylıca aktardığımız 3 farklı bölüm oldu. Onlara da muhakkak bakın derim, bu video içerisinde gerekli bağlantıları yine veriyor olacağız. Peki 1980'lerin başında Mercedes neden böyle bir otomobil yapma ihtiyacı hissetti? Esasında gelin isterseniz biraz da ona bakalım. Yani tarihçesine bakalım. 1980'lerin başında Mercedes artık global anlamda çok güçlü bir marka olmuştu ve dünya çapında bilinen bir markaydı. Ve bazı pazarlarda özellikle aynen günümüzde olduğu gibi düşük emisyona sahip, daha az yakıt tüketen ve biraz da kompakt otomobiller sevilmeye başlanıyordu. Mercedes'in bu gibi bir modeli yoktu. Yani 190E tarzında bir versiyonu yoktu. Daha çok büyük sedanları vardı. Bundan dolayı da Amerika ve benzeri pazarlarda daha etkili olabilmek adına, daha iyi satış rakamlarına ulaşabilmek adına böyle bir otomobil geliştirdi. Ama kesinlikle Mercedes-Benz genlerinden şaşmadan böyle bir otomobil geliştirdi. Yani 190'da büyük ağabeylerindeki kaliteye ve sürüş keyfine sahip bir Mercedes olarak yollara çıktı. Takvimler 1982'yi gösterdiğinde 190 olarak ilk etapta bu otomobil yollara çıktı. Dizel ve benzinli olmak üzere oldukça fazla motor seçeneği vardı. Devam eden süreçte 1988'e gelindiğinde ufak bir makyaj operasyonundan geçti. Bu operasyonda özellikle halk dilinde de çok iyi bildiğimiz Paco eklemesi oldu bu aracı. Ve Paco'lu bir şekilde de artık alabiliyor oldunuz ve içerisinde de çok ufak çaplı böyle konsolun içerisinde değişimlere gidildi. Bunu takip eden süreçte de BMW'nin E30 karoserli M3'ü ile daha iyi rekabet edebilmesi adına 89 ve 90 yıllarında 190E için Evo 1 ve Evo 2 isimli iki farklı daha güçlü versiyonda üretildi. Günümüzde Mercedes-Benz C serisinin atası olarak kabul edebileceğimiz 190E 1.10'da 8 milyon adete yaklaşan bir satış rakamına ulaştı ki bu rakam hakikaten oldukça iddialı ve özellikle şöyle bir rakam da var bu otomobille alakalı. Yaklaşık olarak 10 yıl üretimde kaldı 190E. Özellikle bu otomobilin tasarımıyla alakalı ben sizlerin de yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence acayip güzel görünüyor. Harika görünüyor. Önden, profilden, arkadan en şık, benim gözümde en şık tasarıma sahip Mercedes-Benz modellerinden birisi. Belirttiğim gibi bu otomobilin tasarımıyla da alakalı sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Şimdi sözü fazla isterseniz uzatmayalım. Bu arkadaşın yollara çıktığı yerde, yani Mercedes-Benz genel müdüründe ufak bir tur atalım ve onu detaylıca bir test edelim. Projeye başladığımızdan beri, bu otomobili kullanmaya başladığımdan beri hakikaten böyle 90'larda, işte 80'lerde üretilmiş, saygı duyulması gereken bazı otomobiller vardı benim açımdan mesela. Onlardan birisi de kesinlikle 190E'ydi. Ve bu konuda yanılmadığımı görmek çok hoşuma gitti. Yani bilmiyorum da, yani her şeyi bir kenara bırakın. Bu otomobille alakalı mümkün mertebe her şeyi size aktarmaya çalışacağım ama her şeyi bir kenara bırakın. Şöyle şu camı açıp, camlar buradan açılıyor bu arada. Böyle kolunuzu koyup sakin sakin, aheste aheste gitmek bile acayip keyifli. Şu önde şu yıldızı görüyorsunuz. Yani bilmiyorum. Yani böyle canınız sıkkın oluyor, kafanız dalgın oluyor. Şunu görünce böyle bir keyif veriyor, huzur veriyor. Her ne kadar insanlar onu aşırmaya meraklı da olsa
Yani orada olması dediğim gibi size keyif veriyor. Bir yere bırakıyorsunuz mesela bir alışveriş merkezine. Arabaya geri döndüğümde ilk baktığım şey direkt yıldız oluyor. Yani yıldızda aklınız kalıyor. Yıldız merakı olan biriyseniz lütfen bunu çalmayın rica ediyorum. Kalsın yerinde, her şey yerinde güzel. Biz bu projede özellikle hani seçtiğimiz otomobilde bir de yani gündelik kullanılabilecek kadar iyi bir hale getirmeyi hedeflediğimizden dolayı motor seçeneklerine açıkçası çok da dikkat etmedik. Yani 190'ın işte dizellerine de baktık, benzinli birçok motor seçeneği vardı, onlara da baktık. Ama özellikle Türkiye'de piyasada daha çok 1.8 motorlusu var. 1.8 ve 2000'i var daha doğrusu. Bizim araştırma dönemimizde daha çok 1.8'ler iyi durumda. Yani böyle işte restorasyona cevap verebilecek durumda olan 1.8'ler vardı. Bundan dolayı da 1.8'i aldık. Benim kullandığım 1.8 enjektörlü olarak geçiyor. Enjektörlü olmayanlar bayağı bir güçsüz. Enjektörü geçtikten sonra hakikaten ciddi bir değişim olmuş performans anlamında. Yani şöyle söyleyeyim size, işte benzer motor hacminde 1.8-2000 motorlarda enjektörlü olmayanlardan 70-80 beygir alınabiliyorken bu enjektörlü versiyondan 109 beygir ve 148 Nm tork alınabilmiş ki bu değer yani bu araca böyle aman aman bir performans tabii ki vermiyor ama makul yeterli bir performans verebiliyor. 0-100'ü 12.3 saniye 60'da gidiyorum. Oturdum. Altı binde artık yeter dedi. Yani gitme potansiyeli vardı ama bence burada kısmışlar. Bu arada 4000'den sonra gelen ses de 1.8 olmasına rağmen güzel, gayet güzel. İlk hızlanma dediğim gibi fena değil. Ara zamanlar fena değil. Yani performans anlamında böyle bir araçtan beklentiniz büyükse büyük hacimli motorlara bakın derim. 2 litrelik olanı var Türkiye'de. 2.3 litrelik olanı var. Dizelleri var hatta, onları da kullandım. Onlar bayağı bir güçsüz geldi bana açıkçası. Yani böyle turbolu işte dizellere alıştıktan sonra turbosuz olan o dizelleri kullanınca çok güçsüz geldi. O yüzden böyle işte 1.8 motorlu işte LPG'li bir 190E de bence hani alternatifler arasında kesinlikle koyulabilir. Ya performanstan ziyade hani bir yaşı gereği de eski bir otomobil olduğu için hani istediğin kadar güçlü bir motor olsun mesela, ben kendi açımdan çok sıkıştırmayı, çok zorlamayı bu tarz bir aracı sevmem. Bundan dolayı da yani böyle bir araç alıyorsam keyif yaparım ya. Yani zaten her şey de daha çok ona göre ayarlanmış. Süspansiyonları, bu içerisindeki koltuklar, dediğim gibi yıldızı, böyle camı açtığınız zaman şu koltuğu kolunuzu şuraya koyuyor olmanız, bu gibi şeyler. Daha çok bu araçta böyle sakin, aklı başında, keyif vari sürüşler yapmayı çağrıştırıyor bende. Bilmiyorum kimisinde farklı olabilir ama bende o yönde hisler uyandırıyor bu araç. Koltukları da çok rahat bu arada. Yani 28 yılının sonunda bile neredeyse hiç deforme yok. Yani döşemelerde biraz yırtık pırtık olmuş ama içerisinde bulunan böyle süngerler ne bileyim çok güzel tutuyor. Hala iyi tutuyor. Böyle kırılma, salınım gibi şeyler olmamış. Gayet güzel. Döşeme rengi efsane bence. Bordomsu bir renk. Aracın plakasıyla da uyumlu. Yani hem koltuklar hem ara birim, her şey kırmızı burada. İç halı kaplamalar çok ama çok güzel. Şu üst kısımlar bence çok yakışmış. Ki günümüzde böyle kıpkırmızı olan otomobilleri, içi kıpkırmızı olan otomobilleri ben hiç beğenmem. Ama buna bayıldım. Yani böyle hafif koyu böyle bir bordomsu bir kırmızı bence gayet güzel olabilir günümüzdeki otomobiller içinde. Peki abi biz böyle bir şey aldık ne yakar diyorsanız eğer, 190E'nin bu 1.8 motorlu versiyonu LPG'ye de uyumlu. Bizim bu satın aldığımız araçta da LPG zaten var. Ben hem benzinli hem de tüplü tüketim verilerini ölçümledim haliyle. Benzinli ortalama bir kullanım yaptığınızda, yani arada performans, işte arada da dikkat ederek bir kullanım yaptığınız zaman size 9-10 litrelerde oluşan bir karmatez tüketim veriyor. Bu arada ekranda ekonomi için size yardımcı olan bir gösterge de var. Oradan gaz hareketlerinizi görebiliyorsunuz ve bu sayede hani daha biraz daha düşük bir tüketim yakalayabiliyorsunuz. Tüpte ise durum şu şekilde. Bu araçta bulunan simit şeklindeki tüp yaklaşık olarak 100 liralık bir gaz alabiliyor. 100 liralık gaz ile bu araç ortalama olarak 280-300 km yol yapabiliyor. Bence bu değerde hiç fena değil. Konu yol tutuş ve konfora geldiğinde gayet tutuyor yani. Gayet tutuyor. Yani bu konuda ben biraz daha endişe duyacağımı düşünüyordum. Ama virajı attığımda biraz özellikle sert de atarsam benimle kurduğu iletişime dair olumsuz bir ön yargı uyandırmıyor. Gayet güzel bu anlamda. Yani
hani özellikle bu otomobille alakalı işte sürüşünün çok iyi olduğuna dair birçok şehir efsanesi vardır. O şehir efsaneleri yersiz değil arkadaşlar. Yani adeta sihirli bir süspansiyonu var. Hem gayet iyi tutuyor, hem abartılı salınımlar yok limitlerine çıktığınız zaman. Hem tedirgin etmiyor direksiyon. Gayet iyi bir iletişime sahip. Bu konuda bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Buna para olarak yani yol tutuş konusunda zaten ben açıkçası kendi adıma büyük bir beklenti içinde değildim ama beklediğimden fazlasını verebildi. Süspansiyon konforu da gayet iyi. Bakın şu anda görüyorsunuz. Bu gibi bir yolda kabine ne absürt sarsıntılar geliyor, ne vuruntu sesler geliyor. Yani sizi bu konuda bu otomobil kesinlikle rahatsız etmiyor. Yani özellikle sürüşü bu denli kaliteli kılan bu otomobilde harika bir süspansiyon sistemine sahip olması bence. Tabii süspansiyon sisteminin bu denli iyi olmasının en önemli sebeplerinden birisi de çok noktadan bağlantılı bağımsız bir süspansiyon sistemine sahip olması bu otomobilin. Hani bu detay günümüzde hala bazı otomobillerde yok bu nokta. Kompakt hatchbacklerde, küçük sınıfta yer alan birçok otomobilde yok hatta. Bağımsız olan bir süspansiyonların böyle ayrı ayrı çalıştığını, çukurları çok güzel bir şekilde absorbe ettiğini çok net hissediyorum burada sürüşte. Tabii Mercedes denince akla ilk gelen noktadan birisi de güvenlik. Hani bu anlamda da o dönemde özellikle opsiyon listesinde dahi olsa Mercedes birçok güvenlik özelliğini sunmuş bu otomobilde. Bizim aracımızda yok ama ABS'li de alabiliyormuşsunuz. Diferansiyel kilidi de alabiliyormuşsunuz. Hava yastığı da alınabiliyormuş. Bunlar opsiyon listesinde 190e için sunulan donanımlarmış. İçeride çok hoşuma giden noktalardan birisi de eşya gözlerinin yerleşimi. Burada multimedyanın hemen altında, müzik sisteminin hemen altında kapaklı bir göz var ve bu göz oldukça gizli de duruyor. Yani gizlemek istediğiniz, saklamak istediğiniz şeyleri buraya koyabilirsiniz. Günümüze hemen uyarlayabiliyorsunuz bu arada çakmak kitiyle. İşte USB dönüşümünü yapabiliyorsunuz. USB bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz buradan. Bu gibi opsiyonlar da sunuluyor. Ve onun hemen altında oldukça büyük ve güzel içi halı kaplı bir göz var. Altın çizim içi halı kaplı. Buraya koyduğunuz şeyler sesi yapmıyor. Onun vitesin arkasına doğru geldiğiniz zaman da gayet güzel büyük bir göz yer alıyor. Ve burada da birçok şeyi muhafaza edebiliyorsunuz. Ve burası da yine halı kaplı ve yine buraya koyduğunuz şeyler ses yapmıyor, sabit kalıyor. Kapı içindeki gözlerin bir tarafı deri. Oraya da yine koyduğunuz şişe ve benzeri şeyler sığıyor ve sabit kalıyor ve hiç oynamıyor yerinden. Yani bunlar, bu gibi detaylar o dönemde gayet güzel bir şekilde düşünülmüş, yapılmış, adapte edilmiş. Bu gibi ince detaylara bu kadar özen gösterilmiş yani o dönemde de. İşte bu yönünden dolayı hakikaten saygı duyuyorsunuz bu gibi premium markalara. Yani Mercedes de bu markaların bence en önemlilerinden birisi. 190e'yi bu motorla aldığınız zaman 1170 kilogramlık bir ağırlığınız var. Şöyle söyleyeyim, günümüzde işte bir kompakt sedanın ölçülerine yakın bir boyutu var 190e'nin. Hem dışarıda hem de içeride o şekilde. Hatta kompakt sedanlardan biraz daha küçük olduğu bile söylenebilir. Ama bütün bunlara rağmen sunulan hacim de gayet iyi, enteresan bir şekilde. 410 litrelik mesela bir bagajınız var. İçerideki yaşam alanı hiç fena değil. Günümüzdeki otomobillere göre, hatta işte bugün de karşılaştığımız Torun'u mesela C serisine göre, bu otomobil daha basit ve yalın bir tasarıma sahip. Yani bu basitlik, bu yalınlık, evet bu otomobile işte klasik o eski tip görünümünü haliyle veriyor. Yani yeni nesil otomobiller çok daha estetik, daha modern bir görüntüye sahip. Güzellik noktası tartışılır. Yani kimisi bunu daha çok beğenir. Kimisi yeni nesil C serisini çok daha fazla beğenir. O bambaşka bir konu. Ama bu basit tasarlanmış olma durumu özellikle daha düz, daha dik hatların hani buradaki bu tasarımda yer almasına sebep oluyor. Bakın bu cam mesela ön cam dikine konumlandırılmış. Bu B ve C sütunları bu otomobilde daha böyle küçük, daha az yer kaplıyor. Bundan dolayı da görüş açılarınız inanılmaz düzeyde iyi. Arka tarafta benim için mesela tam sınırda, özellikle de diz mesafesi, baş mesafesiyle de alakalı ben arkada bir sorun görmedim. Şanzıman 5'leri manuel veya 4'leri otomatik olarak da bu arada 190e'de ülkemizde bulunabiliyor. Evet arkadaşlar, testimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani ben bu otomobili anlata anlata bitiremem. Yani sabaha kadar anlatsam bitiremem. Benim açımdan çok özel bir otomobildi ve böyle bir projeyi yapmak beni çok mutlu etti. Videonun başında belirttiğim gibi yani restorasyon aşamalarını merak ediyorsanız o videolara muhakkak bakın derim.
onların yönlendirmelerini de bu videonun açıklama kısmına, sonuna, içerisine bırakıyor oluruz. Onları izleyebilirsiniz kanalımızdan rahatlıkla. Benim 190E ile alakalı aktaracağım detaylar bu şekilde. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa eğer alt tarafa sorularınızı bekliyorum. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.